Ya dedim ki yani ben Nur Cemaati'nin FETÖ ile iç içe olmasını bir de malumun yani sonuçta ben Mehmet Fırıncı gibi, Uğrak Kafa gibi FETÖ'cülerin yanında yetişmiş bir adamım. Yani FETÖ'nün içinden pişmiş gelmişim. Yani bunların ciğerini biliyorum. Fakat Allah beni kurtarmış FETÖ'cü Mehmet Fırıncı'dan, FETÖ'cü Uğrak Kafa'dan, FETÖ'cü Sözler Köşkü'nden hidayete ermişim ve bu FETÖ'cülerden kurtarmışım. Ama kurtulduktan sonra da diyorum ki ben bu FETÖ'cülerle kol kolaydım. Dün beraberdim. Fakat yaptığımı, Risale-i Nur hizmeti olmadığını, FETÖ olduğunu keşfettikten sonra rahmetli eniştemin de nasihatlerle, yardımıyla ben bu örgütle mücadele ettim. Bekir Berk'in bile ne kadar bir hain olduğunu, FETÖ'nün üstünde olduğunu benim vesilemle önce öğrendim, araştırdım ve doğru söylediğini tespit ettim. Fakat bunları dile getirdiğim zaman millet bizi Bediüzzaman düşmanı, Sayit Nursi düşmanı gibi iftiralarla anlatmak istediklerimiz çarpıtmak istedim. Aslında biz İslam'ı gerçekten seviyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'ni de gerçekten seviyoruz ve gerçekten insanlara tavsiye ediyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama biz FETÖ terör örgütünün ve FETÖ'cülerin ve FETÖ ile kol kolu olanların Risale-i Nur'u istismar etmesini buna karşıyız ve bu konuda da dur denilmesini istiyoruz. İşin özeti bu. Fakat bu konuları ben yüksek sesle dile getirdiğim zaman, dışarıda da fazla dile getiren olmadığı zaman mahallenin delisi zannettiğini biliyorum. Esasında bunu bütün geçmişi bilen, sizler gibi hakikati bilen Nur talebeleri bunu yıllardan beri söylüyor zaten. Ben burada başka bir Nur talebesini, sizler gibi bir Nur talebesini bu olaylara bakış açısı. Yani esasında FETÖ'nün 2016 yani FETÖ darbe girişiminden sonra değil, öncesinin de olduğunu bilen bir insan olarak FETÖ hakkında ve FETÖ'nün Nurcularla iç içe olması hakkında senin görüşlerini almak istiyorum. Yani bugüne kadar yazılarım var, söylemlerim var. Önceki patlatılan hesabında da zaten vardı. Ama istiyorum ki bir video kaydı olsun ve biz bunu yayınlayalım. Öğrenmek isteyenler bir de sizden dinlesinler abi. Kendinizi özellikle tanıttıktan sonra bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Tabii abi. Ben Tayfur Aras abi. Yıllardır zaten bu işlerin içerisindeyim. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine tabiiz. Bu şekilde yıllardır bu meselelerin içinde olduğumuz için az çok yanlışları, şüphelendiğimiz şeyleri fark edebildik. Ve biraz araştırmaya koyulduğumuz zaman yapılan ameli ve itikadi yanlışların ve bazı şahısların cemaatin içerisine tasallutunu gördük. Dolayısıyla bunların da gün yüzüne, yani yıllarca bunlar saklandı. Fethullah'ın ta 1970'ten beri Nurcuların içerisine nasıl girdiği, kimlerle hareket ettiği, kimleri referans yaptığı, işte dinler arası diyalogla Amerika'daki ruhbanları, misyonerlik faaliyetlerini Türkiye özellikle Nur cemaati içerisinde nasıl faaliyete soktuğunu bizatihi araştırarak, yaşayarak görmüş olduk. Şöyle ki, şimdi Fethullah'ın zaten siz de bilirsiniz ki Nurcuların içerisine girişi asıl onun imamlığından sonra başlıyor. Olayı baştan anlatmak istedim. Tabii Nurcuların içerisine sokan Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. O zamanın Özel Harp Dairesi Başkanlığı'ydı. Özel Harp Dairesi Başkanlığı tarafından askerden geldikten sonra hemen bu adamı şey aldılar, Özel Harp Dairesi Başkanlığı'na aldılar. Askerliği bittikten hemen sonra Erzurum'da hatta Komünizmle Mücadele Derneği'nin şubesini açtı. Ve Komünizmle Mücadele Derneği'nin birinci olarak kurucusu Bekir Berk'tir. Yani bu adam Fethullah'tan da önce bu işlerin içerisindeydi. Çünkü Fethullah o zaman küçüktü. Kendisi biraz daha ondan büyük diye biliyorum. Dolayısıyla kendisi üstadın yanına girmiş, üstadın avukatlığını yapmış ama devlet tarafından Nurcuların içerisine sokulmuş bir adamdı. Ve bu adama bir vazife verildi. Bu adamın üstadla herhangi bir bağlantısı yok. 58'de üstadın yanına geldi, avukatlık yaptı. Yani üstadın yanında 50 yıllık talebesi Hüsrev Efendiler, Mehmet Feyze Efendiler, Hüsnü Bayram Ağabeyler hepsi vardı. Hüsnü Bayram Ağabey 25 yıllık şoförü diye biliyorum. Bu şekilde bu adam bir şekilde tasallut oldu ve talebeleri kandırmaya başladı. Yani devletten aldığı destekle üstattan sonra 1960'tan sonra artık Nurculuğun kendi yani
Nurculuğu bir tarafa bırakıp hassa evvel talebeler var ya, saf ve evvel talebeleri bir tarafa bırakıp nurcuların içerisinde kendisini parlatmaya başladı. İzmir'de sıkı yönetim mahkemelerinde kendisini bizzat yargılattılar Fethullah'la beraber. Oradan nurcular içerisinde parlatılmaya başladı. İşte bakın, işte Bekir Berk nurcular için savaşıyor, müdafaa ediyor, üstadın avukatı diye kitaplar, metiyeler, Nesil yayınlarından, Mehmet Fırıncı'nın yayınlarından, bir sürü işte onlar tarafından kitaplar yazılmaya başladı. Ve bu şekilde bu adam parlatıldı. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Artık üstad gitti. Saf ve evvel talebeleri de saf dışı bıraktılar. Dolayısıyla kendisi parlamaya başladı. Kendisi Fethullah'a yetiştirdi. Fethullah'a yetiştirmesinde birinci sebep kendisi. Elemanı olduğu için. Hocam. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor. Cümleyi yeniden alalım. Orada bir bağlantı git gel oldu. Yasin abi ben bir dakika bekleteyim mi? Hemen geliyorum. Tamam bekliyorum. Tamam sen devam edebilirsin abi. Hemen geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Tayfur hocamız bu konularda benden daha ihtisas sahibi. Hatta biz ilk böyle tanıştığımız dönemlerde ben kendisine çok noktada muhalefet ediyordum. Benim fıtratım böyle her şeyi hemen kabul etmez arkadaşlar. Yani araştırırım, sorgularım, ikna olmazsam, tatmin olmazsam mutlaka onun peşini bırakmam. Yani ikna olmadığım bir şeyle savunmam. Ama geçen zaman içinde Tayfur abinin kusura bakma abi. Tayfur abinin bu konuda bana anlattıklarının doğru olduğunu belgelerle gördüm. O yüzden özellikle de hani karşınızda Tayfur abiden de helallik alıyorum. Yani sonuçta o beni daha önceden uyarmıştı bazı konularda. Ve ben onun doğru söylediğini belgelerle görünce şimdi diyorum ki haklısın abi, aklın her evet. Ben o belgeleri görmediğim için gözüm kapalıydı ama gözümüz açıldı diyorum. Allah razı olsun. Buyur abi, sesim geliyor mu? Evet abi, geliyor. Buyurun abi. Daha sonra abi Fethullah da cemiyette parlatılmaya başladı. Parlatılmaya başlayınca tabii bizim üstadın talebeleri de saf ve evvel talebeleri bir tarafa bırakınca üstadın genç nesil, genç kuşak talebeleri de vardı. Onların da üstünde gözüktüğü için bu adam artık tabiri caizse nurcuların ne diyelim arabasını aldı, kendi eline çevirdi, kendi lehine. Artık nurcular tamamen Bekir Berk ve Fethullah idaresinde faaliyetlerini yürütmeye başladılar. Neler oldu? Bir sürü içeride çatışmalar yaşandı. İşte diyaloğa bizzat destek verdiler. Bekir Berk'in aparatı ismi söyleyelim. Yani orada Mehmet Fırıncı da var. Üzeyir Şenler. Tabii ki. Üzeyir Şenler kendisi ölmeden önce TRT'ye verdiği röportajda bizzat kendisi söylüyor. Diyor ki Bekir Berk bizi avukatlık ofisinde bizi çağırdı yanına, bize ajanlık teklifi yaptı. Hafiyelik, ajanlık teklifi yaptı. Ben kabul etmedim diyor. Beni afaroz ettiler. Mehmet Fırıncı ile Mehmet Birinci kabul etti diyor. Bu değil ki. Hadi bunu beyanatını esas almayabilirsiniz. Ki mümkün değil. Üzeyir Şenler üstadın talebesidir. Özel Harp Dairesi Başkanlığından çıkan belge ortaya çıktı. Belgeyi imzalayan kişi Mehmet Şükran Özkaya. Bu adam 1960 darbesi faillerindendir. Senatoya yazdığı belgede diyor ki Fethullah ve Bekir Berk'e ilişmeyin çünkü bunları biz nurcuların arasına istihbaratçı olarak soktuk. Şimdi Risale Haber hemen çıktı. Mehmet Fırıncı hemen reddiye yaptı. Bu yalandır. Bekir abiye iftira atılmıştır. Bir tane avukat tutmuşlar. Diyor ki işte tarih şurada, tarih bir kere tarih gözükmüyor belgede. Ben belgeyi yayınlayan Ergün Yıldırım'la konuştum. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından gittim sordum. Dedi ki belge orijinal dedi. Belgenin orijinal olmaması gibi bir şey mümkün değil. Çünkü o zaman da Senato'ya gönderilen bilgilerde bu bilgi yayınlanmıştı. Evet. İhsan Atasoy'un yazdığı Bekir Berk kitabı zaten burada neredeyse FETÖ'yü doğuran, hamile kalan onun anası olduğu yazıyor burada zaten. Tabii ki. Evet. O yine Minyeli Abdullah'ın da Bekir Berk hakkında kitabı var. Yani bu adamı cemiyette bu şekilde parlattılar ve bugünkü bütün yapılan tahribatın tek müsebbibi, yani ilk müsebbipleri bunlar. Bunlar tarafından başlatıldı. Dolayısıyla tabii bunların içerisinde kimler var? Mehmet Fırıncı bizzat var. Çünkü o ajanlık teklifini reddetmemiş. Bizzat Bekir Berk'e ve devlete, hatta Üzeyir Şenler orada diyor ya biz deccaliyete mi hizmet edeceğiz diye söylüyor kendisine. Ben reddettim diyor. Bunlar artık üstadın idaresini kendi
ayakları kendi elleri altına aldılar. Dolayısıyla bu şekilde tahribata başladılar. Hatta yine Hüsrev Efendi 1971 yılında Kadir Mısıroğlu'nun kitabında açıp bakabilirsiniz. Kadir Mısıroğlu 1971 yılında Eskişehir Ceza Hapishanesi'nde Hüsrev Efendi'ye soruyor. Efendim, Fethullah hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki, içimize giren bir ajandır. Vatanını satmadan ölmeyecektir. O devletin bir memurudur diyor. Şimdi o zamanlar Bekir Berk Fethullah'a yakın olduğu için Kadir Mısıroğlu da insan olması gereğiyle diyor ki, peki Bekir Berk hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Hüsrev Efendi de aynen şu ifadeleri kullanıyor. O da istihbaratçıdır diyor. İkisi de istihbaratçıdır. Fethullah'a ajan diyor. Bekir Berk'e de istihbaratçıdır diyor. Şimdi öyle bir dönemde, teknolojinin olmadığı bir dönemde Hüsrev Efendi'nin böyle bir şey demesi, bu bir keramettir olsa gerek. Başka bir şeyle açıklanamaz. Ama Nurcular o gün Bekir Berk'i ve Fethullah'ı Hüsrev Efendi'den dinlemediği için adamlar her türlü, tabii akıllarında devlet var yani sonuçta, her türlü faaliyeti yaptılar ve bugünkü 15 Temmuz'a kadar, 15 Temmuz'u da gördük, bizatihi vuku buldu. Bak, Hüsrev Efendi'nin beyanatı var, Üzeyir Şenler'in beyanatı var, yine bizim sevmediğimiz adamlardan Mehmet Kutlular bizzat yazdığı kitapta Bekir Berk'in polisiyeyle olan bizzat ilişkilerini tek tek anlatmıştı. O da yetmezmiş gibi Turgut Özal'la özel gecelerde toplantılar yapan bir adam. Sait Yüce de var orada. Sen de gördün fotoğrafını. Yani bu adamlar bir proje. Bu adamlar sonradan işte Fethullah'a sadece masumane, Fethullah'ı övüp Fethullah'ı davanın başına getirmiş adamlar değil. Bu büyük bir proje. Bunun içerisinde Ahmet Akgündüz, Sait Yüce, işte o geçenlerde ölenin ismini, Minyeli Abdullah, bunlar hepsi vardı. Bunlar tarafından Fethullah parlatılıyordu. Minyeli Abdullah dediğin şey, ismi lazım değil gerçi de onu söyleyelim, o önemli. Neydi o? Evet, ismini ben de unuttum da Minyeli Abdullah diye. İsmail. Evet. Hekimoğlu İsmail. Evet, Hekimoğlu İsmail. Hekimoğlu Hatta İsmail. Kendisi darbeden kısa bir süre önce ya, Fethullah bile müceddittir, ikinci Bediüzzaman'dır, ben kendim ona talebe kabul ederse. Zaten öldüğü gün Fethullah bile taziye yayınladı. Taziye yayınladı, evet. Fethullah Gülen sadece ona taziye yayınlamadı. Ben o gün o taziyeyi baktım ve sözde Nur cemaatinin tamamına yakını. Sadece yazıcı Nur cemaati bu konuda uzak durdu. Ama geri kalan bütün kolların taziyeye verdiğini gördüm. Ve o gün anladım ki FETÖ terör örgütü Nur cemaatini hala 2022 yılı itibariyle elinde tutuyor. Gönderdiriyor. Meyveleri ortada. Yani Nur Mektebi, Sözler Güç, Hayalhane, bunlar ortada zaten. Abi bak, sözünü kesmeden, burada Fethullah Gülen denen terörist Beyaz Mektuplar ve Küçük Dünyam'da Bekir Berk'i anlatıyor zaten. Bunu da İhsan Atasoy zaten, o da şu anda hala FETÖ'cü övüyor. Evet. Bu kitabı şu anda devlet bir operasyon yapsa Nur Cemaat'in evine, bu FETÖ'yü takdis eden, yücelten bu kitapları hemen hemen pek çok okuyucu, Nurcu içlerinde, evlerinde, kütüphanelerinde bu kitapları hala bulabilirler. İmha edilmedi. Yeni nesle de anlatılmadı. Hala da anlatılmıyor. Evet abi. Tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla Fethullah sadece Minyeli Abdullah'a taziye yayınlamamıştı. Fethullah 14 Haziran 1992'de Bekir Berk vefat ettiğinde cenaze namazını kıldırmıştı. Yine kendisinin bizzat oğluna, karısına yazdığı taziyeler, destek mesajları, bunları Fethullah bizzat Bekir Berk'i kendi şeyhi olarak görüyordu. Çünkü onu o yetiştirmişti, ona bir vefa borcu vardı. Dolayısıyla Bekir Berk öldükten sonra bu sefer bütün faaliyeti Fethullah kendi üzerine aldı. Dolayısıyla Fethullah burada o zaman biraz gölgede kalıyordu. Çünkü o zaman sümüklü sohbetleri falan vardı, bilirsin. O zaman sohbetler falan veren adamdı. Ondan sonra Bekir Berk öldükten sonra 92'de, daha sonra artık devletin içerisinde zaten vardı. Bu sefer artık kendini iyice belirginleştirmeye başladı. Ama bu dediğimiz gibi sadece Tayyip Erdoğan döneminde ortaya çıkmış bir yapı değil. Bu yapı 1970 yılında devletin bizzat özel harp dairesi ve Milli Seferberlik Tetkik Kurulu tarafından 2-3 şahısla Nurculuğu ele almış bir proje. Ama yani Üzeyir Şenler'in ifadesini alırsak, Üzeyir Şenler'in ifadesini, o 1962'ye kadar gidiyor. Tabii ki. Tabii ki, kesinlikle. Tabii tabii, o Fethullah'ın parlamasından, 70'lerde parlaması. Dediğimiz gibi o, hatta istihbarattan çıkan belge 1960. Yani üstad vefat etmiş,
yanlış hatırlamıyorsam, tarihini hatırlamıyorum da, Mehmet Şükran Özkaya belgeyi imzalıyor ve orada 1960 tarihi var. Yani dolayısıyla bu adam üstadın hayatında girmiş aslında Nurcuların içerisine. Evet. Fethullah daha o zaman küçük, daha 1962-63'te daha askerde. Askerden evet. Gelecek, o da tabiri caizse reşit olacak ve faaliyetlerine başlayacaktı. Komünizmle çünkü mücadele vermeyecek. Bir aparat lazımdı. Bir aparat tabii lazımdı ki. Bu işin içinde. O FETÖ'yü seçtiler. Çünkü hatipliği var. Ağlıyor, zırlıyor, tiyatro yapıyor. Kendileri yapamadığı için onun üstünden yaptılar. Zaten Dinarsı Diyalog'un temellerini atan esasında Fethullah Gülen değil. Mehmet Nuri Güleç, Mehmet Pınıncı'dır. Ümit Şimşek'le beraber bu temelleri atıyorlar. Ve hala Ahmet Akgündüz yeni açıklama yaptı. Üç din diyor. Bir kilisede toplanmışlar. Daha evet. Yeni birkaç ay yayınladık. Yani 2022 yılı itibariyle bile Dinlerarası Diyalog faaliyetlerini devam ettirdiklerini basına Nur talebeleri üzerinden sözde ilan ediyorlar. Yani Ehl-i Sünnet ulema istediği kadar Dinlerarası Diyalog reddiye versin. Bunlar biz nüfusumuz var, paramız var, itibarımız var, gücümüz var. Devletleri arkamıza aldık, borumuzu öttürürüz diyor. Biz burada bunların bu sistemine baş kaldırıyoruz. Yani faraza devlet FETÖ'yle mücadele etmeseydi bile bizim bunlarla mücadele etmemiz Müslüman olarak üzerimize bir görev. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğru, bizatihi doğru. Çünkü ihanetçilerin biliyorsun bedeli tamamen yargılanmaktır. Yani bu sadece Nurculara bir ihanet değil. Bu adamlar sonrasında gördük vatana da ihanet ettiler. Yani bugün Bekir Berk bu olayların siyasi kanadıydı. Turgut Özal'la görüşürdü, Milli Seferberlik Kurulu'yla bizzat iletişimi vardı. Ama Fethullah daha çok halk. Resimleri var, genç bir resimleri. Tabii, yani şu tabii. An tabii. Bu Sözler Köşkü'ne, Serkan Aktaş'lara sahip çıkan Sait Yücel'in o zamanlarda aktif rol aldığı resimlerden belli oluyor. Tabii ki. Bizzat o da o gecede Turgut Özal, Bekir Berk ve Sait Yücel bizzat beraberlerdi. Yani dolayısıyla bu siyasi faaliyetleri yürüten Bekir Berk'ti. Çünkü adam normal bir avukat değildi yani. Dolayısıyla Fethullah da cami, avam, tabiri caizse avam, cahil insanları işte ya, sümüklü sohbetleriyle FETÖ esasında onların kuklası oldu. Tabii ki. Ve Mehmet yani, Fırıncı da aynı şekilde. Bekir Berk ve onun irtibatlı olduğu İslam düşmanları yani. Tabii ki. Mehmet Fırıncı ise Fethullah'la Türkiye arasında bir köprü vazifesi görüyordu. Dinler arası diyalog, işte medeniyetler topluluğu, dünya genel medeniyetleri gibi tüm faaliyetleri ve sadece Risale-i Nur'daki tahrifleri bir tarafa bırakıyorum. Onlara zaten hiç gelmeyelim. Bu adam kendisi bizzat, zaten kendisi devletin adamıdır. Aynı zamanda eşi de biliyorsun İngiliz'dir zaten. Gerek tercümeleriyle gerek... Dinleyenler için bu ek söylenip bu dediklerimizin delili var. Hatta kendisi televizyon kanalında diyor ki Bezoman hayattayken diyor memur arkadaşlar gelirdi. Ben onu jurnallerdim. Sonra Bezoman yanına giderdim diye kendi ağzından kaçırıyor. Bunu yayınla paylaştık. Yani tabii polislere bizzat. Polislere bizzat beyanat veriyordum diyor ben. Çıkıyordum yani, bir üstadın yanından. Karakola gidiyordum, polislere beyanat veriyordum. Söz unutma, bu FETÖ terör örgütü elebaşı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine ateşler yağdırıp beddua ettiği seansa katılan pek çok Nurcu isimler vardır. İşte Orhan İnel Öz, Gültekin Sarıgül, evet. Abdurrahman Iraz, Nur'dan Haber'in sahibi ve o beddua seansının ortaya çıkmasından sonra Mehmet Fırıncı'nın A Haber'de bir açıklaması var. Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti Fethullah Gülen'in çocuğudur. Fethullah Gülen de Türkiye'nin annesidir. Bir annenin yavrusuna şefkatli bir uyarısı olarak görün diye basın açıklaması var. Biz bu videoda yayınladık. A Haber'de çıktı. Evet, A Haber'de çıktı. Barıştırma politikaları izlemeye başladı hatta. Evet yani evet, onları bizzat çünkü, izledik abi. Şimdi bizim bildiklerimizi, gördüklerimizi belki şu anda bizi ekranları başında izleyenler, YouTube'da izleyecek olanlar bilmedikleri için iftira ettiğimizi düşünebilir ama bunlar belge. Yani kamuoyuna çıkmış, ayyuka çıkmış meseleler. Yani biz kusur araştırmıyoruz. Olanı servis ediyoruz, olanı yorumluyoruz. Tabii ki, tabii. Yani bu büyük bir faaliyet, büyük bir proje. Mehmet Fırıncı da burada bizzat aktif rol oynuyordu. Yani cemaat içerisinde kendisi belki bir zayıf halka gibi gözükse de Fethullah'la olan yakınlığıyla ve bağlantılarıyla misyonerlik faaliyetlerini bizzat kendisi yürütüyordu. Bizzat. Hem eşiyle beraber hem kendi adamlarıyla beraber Türkiye'de büyük bir, yani bir de hoşgörü abidesi, yani yüzünden dolayı öyle bir siması vardı. Herkesin içi ısınıyordu ama Türkiye'de dinler arası diyalog faaliyetlerini ve misyonerlik, ruhbanlık, o biliyorsun o isimleri zaten tek tek. Onların yani hepsini kesinlikle artık. Bizzat getirip Nurcuların dershanelerinde sohbet verdirtiyorlardı o adamlara.
Bizzat. Yeni nesil nesil yayınlarında sözünü kesiyorum. O Thomas Mikel'in, yani dinler arası diyalogla Bediüzzaman, bak kitabın, bizzat kitabı kendi yayınlatmıştır Mehmet Fırıncı. Kitabın ismine bak. Müslüman bir İsevi Said Nursi. Dinler arası böyle binlerce kitap yayınlayıp İsevilerle Müslümanları bağdaştırmak, dinler arası diyaloğu güçlendirmek için bir sürü faaliyet ve kitaplar yazıp yayınlayıp millete servis ettiler. Böyle bir fikir bu. Hristiyan projesi diyor ya, Hristiyan. Yani İslam ile Hristiyanlığın birleşmesi, ortaya karma bir şey. Karmatiler gibi yani, böyle bir o günkü karmatiler, haşhaşilerin bugünkü yeni versiyonları, daha üst versiyonları. En kötü sıkıntı şu, birçok ulema, alim, ilahiyatçı, din adamı bunların bu oyununu göremediği için şu anda bile hala destekleyebiliyorlar. Tabii ki. Yani geçmişleri bilmediği için, bu konuda araştırma yapmadıkları için bunların oyununa çok rahat bir şekilde düşebiliyorlar. Yani yeni nesil zaten hani 10 yaşından, 15 yaşından beri çocuklar alıp geçiştirdikleri için bu çocuk 20-25 yaşına yine zaten FETÖ'nün borazan oluyor, ama çocuğun haberi yok FETÖ'cü olduğunu. Kesinlikle. Kesinlikle. Abi dediğim gibi hani Fethullah Nurcuların içerisine girdi, sadece şeyini bırakmadı yani. Adam gelip faaliyetler yapıp gitmedi. Adam itikadıyla yaptığı bütün faaliyetler. Bugün işte o Sözler Keşfi gibi derneklerin hepsinin altyapısında Fethullah var. Abi, bizzat burada onun... Burada bir not düşmek istiyorum. Mesela Sözler Köşkü'nü kuran kişi, fikir babası Seyfettin Akkuş'tur abi. Seyfettin Akkuş da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Manisa'daki ilk öğrencisi. Evet, kesinlikle. Sözler Köşkü'ndeki Fadi Yağcı'yı parlatan Burak Kafa'dır, ama arkasındaki Seyfettin Akkuş, isim isim gidelim yani, hedef gösterelim. Fatih Yağcı'nın yanında kendi oğlu Enes Akkuş koymuştur. Daha sonra Bünyamin Köseli tarafından Zaman Gazetesi'nde Fethullah Gülen, Fatih Yağcı'yı Türk milletine Mehmet Yıldız'la beraber benim çocuklar diye tavsiye etmiştir zaten. Kesinlikle. Bir adam darbe başarısız olunca onların gözünde, bu sefer Fatih Yağcı'nın abisi Ayşe Yağcı ile Hüseyin Yağcı ve eniştesi FETÖ firarcısı olarak kaçmıştı. Yani zaten bunu da inkar etmiyorlar. Fakat sorun şu, millet 2 milyon 3 milyon şişme takipçi tabii bunlar nüfuslarla. Bir de devlet içindeki FETÖ kalıntılarıyla şu anda yeniden o örgütlenip bütün Türkiye illerine buradan yurt dışına açılarak da faaliyetlerine gençliği nazar alarak da çocukları, aileleri hedef olarak da yeniden bir yapılanma içine girip ve bunda da şu anda büyük ölçüde başarılı olduklarını görüyoruz abi. Başarısız değiller yani. Yapmış oldukları bu ifsad hareketlerinde Müslümanları aldatmakta, Türk milletini, çoğu çocuğunu kandırmakta başarılı olduklarını söylemek gerekiyor maalesef. Kesinlikle. Zaten dediğin gibi 2011 yılında Zaman Gazetesi'nde, ben o zaman hatırlıyorum, lise 1'e falan gidiyordum. O zaman bunların haberi çıkmıştı. Bu köşk başka köşklere benzemez diye bir başlık attılar. Ve orada Fatih Yağcı, Mehmet Yıldız ve diğeri, ismini unuttum. Berkan Aktaş, o Fethullah Gülen'in Burk imamı Emrah Alan'ın kuzeni. Evet. Onları bizzat gördüm de ben zaten dedim ki bunlar... Yılmaz diye geçiyor Zaman Gazetesi'nde. Mehmet Yılmaz geçer. Mehmet Yılmaz. Yılmaz'ı da referans veren de FETÖ Koza Holding'den Ahmet Samurkaç'tı. O da gebermişler. Ahmet Samurkaç üzerinden Türk milletine referans oluyor. Zaten kapatılan FETÖ Körfez Dershanesi'nde matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni ve İzmir'deydi dediğin gibi. İzmir merkezli. Zaten İzmir merkezli. Fethullah da zaten kestane pazarından yetişti burada. Hafızlığını yapmıştı. İzmir'de bir sürü, yani ben o zamanlar hatırlıyorum abi, 2009-2010 yılları İmam Hatip Lisesi'ndeydim. Hemen Fethullah'ın yetiştiği kestane pazarının yanı. Yani abi mesela bizim sınıfta 30 kişi yurtta kalıyorsa 25 tanesi onlardandı. Hocaları hepsini biliyorum. O zamanlar ben işte bir iki Fethullah söylemimden dolayı beni okuldan attılar. Ben direkt adama küfür etmiştim o zaman. Neyse, hasılı ben o zamanlardan köşkçüleri biliyorum. Köşkçülerin bugünkü dernekleri, o parasal faaliyetlerini, bütün fonlamalarını Fethullahçılar yaptı. O zamandan beri biliniyor bu zaten. Biz o zamandan beri anlatıyoruz. Bu darbeye kadar, ta 2016-15 Temmuz'una kadar yıllarca bunları anlattık insanlara. Çünkü öyle bir kalıplaşmış bir fikriyat var ki Fethullah'a biat ediyorlardı. Fethullah'a biat etmese bile adam diyor ki tamam Fethullah haindir. Sadece Fethullah hain değil. Bekir Berk de sıkıntılı. Mehmet Fırıncı da sıkıntılı. Timaş yayınları da sıkıntılı. Nesil de sıkıntılı. Dinler arası diyalog fikriyatları sıkıntılı. Üstadın Risale-i Nur'daki ifadelerini çarpıtıp diyaloğa çevirip tahrif yapan adamlar bunlar. Bu adamlardan siz nasıl hayır bekliyorsunuz?
Bundan birkaç gün önce bu İhsan Atasoy'un Mustafa Sungur abi kitabında bir delil gösterdi. Burada Mustafa Sungur abi imzasıyla İhsan Atasoy Fethullah Gülen'i İsa peygamber ilan ediyor. İsa peygamber. Ben de burada şu Nurculara şunu seslendim. Dedim ki FETÖ'nün terörist olduğunu, kafir olduğunu öğrendiniz. Şu anda evinizde Mustafa Sungur imzalı bu kitapta İhsan Atasoy'a ait Fethullah Gülen İsa peygamberdir diye anlatılıyor. Siz en az bu şu anda 500 bin Nur talebesinin evine bu kitap girdi en az. Çünkü 14. baskı. Evet. Onda belki milyon. Hiçbir tane Müslüman yok mu ki Fethullah Gülen İsa değildir diye itiraz etmediniz. Hala etmiyorsunuz. Sizi bu konuda sessizliğe büründüren, tepki vermemenize mecbur kılan neden nedir dediğin zaman o zaman da tepki şu. Sen Nurculara düşman mısın? Sayın Nursi'ye düşman mısın? Hayır, ben Fethullah Gülen'in İsa peygamber olmasına karşıyım. Siz bunu neden bu kitaplar üzerinde ağabeyleri kullanaraktan İsa peygamber ilan ediyorsunuz? Yani Fethullah Gülen gibi bir kafiri İsa peygamber demek için de Mehmet Feyzi Efendi gibi uydurma bir hatıra anlatıyorsunuz. O zaman susak. O zaman bunu kabul ediyorsun. O zaman itikadınız bozuluyor. Biz diyoruz ki FETÖ İsa peygamber değildir. Bunu dedikten sonra yayın yaptım. Nurettin Veren hocamla konuştum. Nurettin Veren hoca diyor ki FETÖ diyor Nur talebine reddiye verdi diyor. Ben İsa değilim. Ben kainat imamıyım. Yani peygamberden daha üstünüm. Allah'tan sonra ben gelirim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed gelir diye reddiye verdi. Yani İsa, ben kainat imamıyım. Kesinlikle. Demiş o zaman. Bu da demiş ki yok ben kainat imamıyım. Yani İsa makamı. Bu da trajikomik. Tabii onu sadece İsa Aleyhisselam addedenler değil, onu Mehdi addedenler de vardı o konferanslarda o bizzat. O devam ediyor o İhsan Atasoy videosu nesil. Mehdi şeydir diyor, Fethullah Gülen'dir. Gelecek Mehdi de diyor, Ahmet Davutoğlu'dur diyor. Allah Allah. Fesubhanallah. Kafa gidip benim üzüldüğüm nokta şu. Millet bunları akıl insanlar zannediyor. Mesela Fethullah Gülen'i Mehdi Aleyhisselam ilan ettikten sonra İhsan Atasoy Temel Karamollaoğlu'nun kanalı TV5'te Ramazan programı yaptı geçen sene. Evet biliyorum. Zahit Yüce ile beraber Fırıncı'nın mevcudunu yaptı. Yani Fethullah Gülen'i Mehdi ilan edenler şu anda üst makamda tutuluyor. Bir de İhsan Atasoy şey yapmış. Risale-i Nur'u baştan sona seslendirdiği için bazı Risale-i Nur talebeleri onun ses kaydından Risale dinliyor. Ben de dedim ki bu adam FETÖ'yü Mehdi ilan ediyor. Öbür tarafta peygamber ilan ediyor. 2022 yılı itibariyle FETÖ'den vazgeçmediğini söylüyor. Ve sen diyorsun ki Risale-i Nur'u okumuş, iyi tarafına bakalım. Üstadın bir sözü var ya, hani bir bahçeye girsen işte çürük meyveye bakma, iyisin al. Böyle bir şeyi FETÖ'cüler için tevil ediyorlar. Yani bunların en büyük hastalığı tevilcilik. Şunu demek istedi, bunu demek istedi. Peki, şunu sormak istiyorum abi ben. Peki belki anladık. Mehmet Fırıncı, Mehmet Nuri Güleç, karısı İngiliz Merivel bu işin neresinde? Bu işin dediğim gibi ilk başta bu teklifi aldıktan sonra Mehmet Fırıncı ki zaten diyalog ve tahrif özellikle onun şeyi oydu aslında vazifesi oydu. Yani Amerika ile işte Pensilvanya ile ve dinler arası diyalog fikriyatıyla arada bir köprü kurmaktı. Bunu bizatihi kendisi gerek Risale-i Nur'u tahrifle yaptı gerekse bir TV kanalında hatırlarsan şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki üstad hastaydı. Ondan sonra arka mahallede bir tane rahip vardı. Biz gittik, böyle bir uydurma hikaye anlatıyor. Biz gittik, üstad rahibe dedi ki sen la ilahe illallah de cennete gireceksin. Böyle bir şey anlatıyor. Bak, Nurcuların mabeyninde bu adam itibar, yani itibar edildiği için bir yalan söylese bütün itikatlar gitti. Evet, onu kabul ettiği an herkes gevur olur. Çünkü Muhammed Resulullah demeyen direkt kafirdir. Yani kimin? Kimin? Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah demeyen ve bu şekilde ünvan kazanan zaten Fethullah Gülen'dir. Çünkü kendisi evet. La ilahe illallah diyenin Muhammed Resulullah demeye gerek olmadan da iman etmiş sayılacağını söyleyen bir isim. Risale-i Nur'da da Muhammed Resulullah olmadan sebebi necat değildir diye üstadın da bu konuda reddiyesi var zaten. Tabii ki bu üstadla nasıl barışacak? Düşünsene üstad diyor ki kelime-i tevhidiyenin iki kelimesi de birbirinin şahididir. Biri diğerisiz olmaz. Yani hatta Kastamonu laikasında bir insan hem Müslüman hem Hristiyan olmaz diye ifadeleri varken yani kalkıp da siz la ilahe illallah diyeni
O zaman Hristiyanlar da Müslüman, Museviler de cennete girecek. Çünkü herkes la ilahe illallah diyor. İşte dinler arası diyalog fikriyatının en büyük tehlikesi budur. La ilahe illallah diyene hoşgörü göstermek, onları Allah'a inanmakla cennete gireceklerini vaat etmek. Al sana Fethullah'ın en büyük projesidir. Devlet eliyle bizatihi bunu yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Hatırlar mısın? Geçtiğimiz aylarda bir belge yayınladım. Hani millet şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki eskiden herkes FETÖ'cüydü. Tayyip Erdoğan da eskiden FETÖ'cüydü. Ahmet Akın'ın açıklaması budur. O da desteklemişti falan diye. Hani geçmişe bakarsak herkes FETÖ'cüydü. Ben de dedim ki devlet dedim 17-25-2013'ü ya da 15 Temmuz 2016'yı baz almasa da 2019'dan sonra milat dese bile bunların hala FETÖ bağlantısı var. En yakın tarihi söyleyeceğim abi. En yakın tarih şu an 2022. Haziran 2021 sayısı Sait Güce'ye ait dergiye baksınlar. Katre dergisi. Orada Marsiya Hermansen, Fethullah Gülen rahibesidir. Yurt evet. dışında FETÖ'nün lehine konferanslar verir. Nur talebeleri üzerinden Türk milletine Marsiya Hermansen muteber bir insan gibi anlatılır. 2022 FETÖ'cüye tavsiye eder. Daha yakın tarihe gelelim. 1 Şubat 2022'de Hayalhanem FETÖ'cü Mehmet Yıldız FETÖ elebaşının sözünü akıbetinden işte şey olmayanın akıbeti bilmem ne olur söylemek istemiyorum. FETÖ'nün o sözünü Risale-i Nur'a aittir, Said Nursi'ye aittir diye kılıflayarak kamuoyuna paylaştı. Halbuki üstadın böyle bir sözü yok. Bizzat FETÖ elebaşının kendi kitaplarındaki kendi sözünü Risale-i Nur diye paylaştı. Normal şartlarda bir nurcu refleksi nedir? Bu söz Risale-i Nur'a ait değildir. Bu bir tahriftir. Bu söz FETÖ elebaşına aittir demesi gerekirken kendi çocukları olduğu için Mehmet Yıldız, kendi ekibinden olduğu için bunun üstünü örttüler. Hala Türkiye'de nurcuyum diyen hiçbir grup bu sözü nasıl Bediüzzaman'a atfederler, bu Fethullah Gülen'e aittir diyemedi. Yani evet. 2022 1 Şubat tarihine geldik. Yani güncel olayla biz eskiden 10 sene öncesinden bahsetmiyoruz şu anda. Yani 1-2 senelik FETÖ irtibatlarını konuşuyoruz. Bunların zaten dillerini yuttular. Tepki veremeyecek hale geldiler. Bu sefer çamura yatıyorlar. İftiraya başvuruyorlar. Ama hiç mühim değil. Biz hakikati anlatmaya devam edelim. Bugün olmasa yarın olur. Hakikati arayan insanlar mutlaka bu FETÖ'cülerden, bu hainlerden ve bunu İslam düşmanlarından, bunu belirtelim. İslam düşmanlarından mutlaka hesap soracak bir nesil gelecektir inşallah. İnşallah. Dediğimiz gibi mesela Mehmet Fırıncı, ben de şu konuda suskunluk dedin de Mehmet Fırıncı'nın biliyorsun 2010'a kadar bastırdığı nesil yayınlarından üstadın Emirdağ layıkasında adam 50 sayfa ekleme yapmış. Yani olacak iş değil ya gerçekten. Siz sözde Fethullah'ın sadeleştirmesine karşı çıkıyoruz diyorsunuz. Ulan adam 50 sayfa ekleme yapmış, bir de iftira atmış. Üstad Mustafa Kemal'e dua ediyormuş. Bundan daha büyük tahrifat olabilir mi? Evet, kitap orada. Mehmet Fırıncı'ya ait bir basındır. Mustafa Kemal'in Allah dostu evliya olduğu, Bediüzzaman Hazretleri'nin de Mustafa Kemal Atatürk'e dua ettiği Said Nursi imzasıyla söz basın bakın. Mehmet Fırıncı'nın kitabı Mustafa Kemal'in seçilmiş bir Allah dostu büyük evliya kutup gibi anlatıp Bediüzzaman Hazretleri de Mustafa Kemal'e dua ettiği söyleniyor. Yani bunu Kemalistler bile reddediyor. Diyor ki bu nasıl bir yalandır? Yani Atatürkçüler bile Said Nursi Hazretleri'ne düşmandı bundan dolayı. Onlar bile bu yalana itiraz ediyorlar. Ya diyorlar Bediüzzaman'ın imzasıyla Mustafa Kemal'e nasıl böyle yaparsınız diye. Onlar bile artık Kemalistler bile bunların sahtekarlığını gördü ama bizim nur talebeleri hala Mehmet Fırıncı'nın kabrine gidip Fatiha okuyabiliyor. Evet evet maalesef ki. Yani bu adam şimdi devlete çalıştığı için sadece Fethullah'la barıştırmak değil aynı zamanda Kemalizm'le de nurcuları barıştırmak görevi ona verilmişti ve yaptı. Kemalist Atatürkçü nurcular yetiştirmek. Aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şu tahrifat olacak iş değil ya. İnsan bugüne kadar bir tane nurcu ben sende gördüm bir de kendim gördüm. Bunun haricinde ilk sen bunu çünkü şey yapmıştın itiraz etmiştin. Bunun haricinde bir tane adam görmedim ya çıkıp da demedi ya sen nasıl böyle bir tahrifat yaparsın? Demediler arkadaş sen bunu nasıl yaparsın ya bu apaçık ihanet üstadın sözünün üstüne söz söylüyorsun. Tahrifat var, yalan var, ihanet var, itikatsızlık var. İşte fitne çıkmasın, işte karşı vermeyin, bu olayların üstünü örtün, işte din düşmanları varken Müslüman kardeşlerimize uğraşmayalım. Yani tevilcilik hastalığı var ya, tevilcilik. Şia'yı geçtiler bunlar. Bunlar takiyede Şia'yı geçtiler dediğin gibi. Geçtiler, öyle bir takiye,
Takiye var ki öyle bir. Her şeyi tevil etmeye başladılar. Bu Fethullah'tan gelen bir şey ki bu da yalancıydı. Hatta o maslahat gereği yalan söylüyordu. Diyordu ki ben peygamberle rüyamda oturarak görüşüyorum. Sonra sordular gerçekten görüşüyor musun? Dediler ki ben maslahat gereği anlatıyorum. Yani yalan söylüyorsun sen. Apaçık adam yalan söylüyor. Ve bunu cemiyette itibar sahibi görüyorlar. Bu insanlar Ahmet Akgündüz'ün özellikle Tabular Yıkılıyor kitabının 4-5 setinde de Fethullah'a 50 yerde müceddit, kutup, gavs dediği yerde adam hala bu kitap satılabiliyorsa ve bu adam hala bundan rücu etmemişse demek ki bizim burada itiraz etme hakkımız en baştan doğuyor. Çünkü biz üstadın talebeleriyiz. Biz davamızı hakkaniyetle savunmakla mükellefiz. Bu adamların tahrifatına elbette ki ses çıkaracağız. Adam bir de utanmadan diyor ki Tayfur Hocam bizim derdimiz şu. Sonraki nesle, bizden sonraki nesle kendi çoluk çocuğumuza Risale-i Nur'u tahrif edilmeden ulaştıralım. Bizim derdimiz bu. Yoksa terör örgütüyle ben mücadele edecek gücüm ve kuvvetim yok zaten. Bunu devlet yapacak. Ama tabii biz ki. Burada devlete de diyoruz ki Nur cemaatinin tamamını, yakınını şu anda FETÖ avucuna aldığı hamur gibi yoğuruyor. Devletin buna da müdahale etmesi gerekiyor. Yani Bunlar zannediyor ki abi şöyle bir algı var, görüş var. Bunlar Fethullah tamam hain dedi çıktı. Ya Fethullah girdiği yeri boş bırakır mı? Yani 40 sene, 50 sene kurulmuş bir proje sırf 15 Temmuz'dan sonra çıktı diye bu adam itikadını bıraktı, tahrifatlar yaptı. Bir sürü her yerle bağlantısı var. Bu adam bu kadar kolay mı vazgeçer? Yani bu nasıl bir görüştür? Adamlar Fethullah'ı hain ilan ediyor. Açık söylüyorum. Eğer bu iddiadır, eğer FETÖ elebaşı Risale-i Nur'u sadeleştirmeye kalkmasaydı, yani oraya uzanmasaydı, o dönem 2012 olaylarında pek çok Nurcu grup 15 Temmuz darbesini desteklerdi abi. Nurcuların problemi vatana el uzattı diye değil, Risale-i Nur'u sadeleştirme yaptı diye ayağa kalktı. Evet, fakat ben buna da kızıyorum, evet. Gelinen süreçte oklar kendilerine dönünce, kendilerinin FETÖ'yü büyüttüğü ve beslediği ortaya çıkınca şimdi Nur talebelerinin tamamı Fethullahçı terör örgütüyle mücadele edilmesini istemiyor. Çünkü diyor ki eğer devlet ve bu millet FETÖ terör örgütüyle mücadele ederse bu FETÖ'yü çıkaran, besleyen bizim olduğumuz anlaşılacak diye bir korku var. Dolayısıyla diyorlar ki onu 15 Temmuz'a bırakalım, önümüze bakalım. Biz de diyoruz hayır, biz bu kavgaya devam ettiririz. Doğru mu? Doğru, kesinlikle. Zaten öncesine gidilirse defterlerin dürülmesi lazım. Bekir Berkler'den ta o 70'li 80'li dönemlerden bir açılırsa kimlerin hafiyecilik, kimlerin istihbaratçılık yaptığı hepsi bir bir ortaya çıkacak. Bunların gizlenmesi için böyle bir politika izliyorlar yani, şu an. Yani bir hastalığı teşhis için önce temele inmek lazım. Sen temele inmedikten sonra, yani üstadım ifadesi var diyor ya, lübbü bulamayan diyor kışırla meşgul olur, kabukta dolaşır, hakikati göremeyen hayalete sapar. Yani bu milleti FETÖ terör örgütünün sadece Fethullah Gülen'in şahsında sapıttığını düşünüyorum. Hayır. FETÖ terör örgütü bunu tek başına yapmadı. Biz bunu anlatıyoruz. Bir ekibi vardı, o ekibi servis eden vardı, besleyen vardı, finansörü vardı. Bu da doğrudan doğru direkt CIA, Mossad, Amerikan değil. Bizzat Nur cemaati içinde örgütlenmiş, kendini abi diye tanıtan Fırıncılar, Bekir Berkler, Birinciler, bunları anlatmamız gerekiyor. Çünkü onların sistemi hala devam ediyor. En ufak bir zarar dahi görmediler. Evet, Fethullah'ı afaroz edip asıl tehlike zaten burada. Fethullah çünkü zaten tineti ortaya çıktı, ifşa oldu. Peki asıl tehlike bu zaten. Sizin buna yönelmeniz lazım. Yani düşünsene, hani üstad diyor ya, münafık kafirden eşittir. Yani bu şekilde Fethullah zaten kendisini ifşa etti. Adam rezil oldu. Bütün halk nazarında zaten terörist. Mesele o değil. Mesele Fethullah'ın hala sistemini devam ettirdiği ve Nurcuların içerisinde alenen faaliyet gösteren adamların tehlikesidir. Yani fitne budur aslında. Bunu biz bir de bunları söyleyince bizi hain ilan ettiler sürekli. Ama dediğimiz yerlere tek tek geldiler. Yavaş yavaş da gelecekler. Bak ben şunu söyleyeyim. Az önce sen bir iddianı söyledin. Ben de söyleyeyim. Darbe olsaydı, kesinlikle bunlar hepsi, köşkçülerden Nurcuların birçok kısmı, hepsi Fethullah'a biat edecekti. Adım gibi eminim. Özellikle Zeki Hızır da Mehdi olarak parlatılıyordu. Yani 3 Mehdi var. Bediüzzaman İmam Mehdi'si, Hayat Mehdi'si zaten Fethullah Gülen, Siyaset Mehdi'si de
darbe başarı olduğu zaman yapacakları siyasi liderdi. Aynen dolayısıyla öyle. Bunun zeminini hazırlamışlardı. Cemaati anlatıp duruyorlardı. FETÖ Mehdi'dir, Gelecek Mehdi'dir, Hayat Mehdi'dir. Hatta Hasan Akar'ı ifşa ettik ya. Hasan Akar diyor ya, FETÖ diyor Risale-i Nur'da bahsedilen sarıklı gençtir diyor. Ona benziyor diyor. Onun aleyhinde haşa haşa konuşamam diyor. Onun diyor başı diyor işte o benim diye takkemin üstündedir diyor. Daha sonra darbe başarısız olduktan sonra ne diyor? Ya o Deccal'dır, Sifyan'dır bilmem nedir. Kendi geçmişiyle hesaplaşmadı. Ben de şunu sordum. Siz bu milleti yıllarca Fethullah Gülen'i Mehdi diye, İsa diye tanıttınız. Nurcular üzerinden, Bediüzzaman ismi üzerinden parlattınız. Bu kadar milleti terörist siz yaptınız. Bu kadar milleti FETÖ'cü siz yaptınız. Ve sizin FETÖ'cü yaptıklarınız ya firari oldu ya hapse girdi. Ama sizin FETÖ'cü yaptığınız insanlar bu hale düşmüşken onları FETÖ'cü yapan sizler hesap sorulmadı size. Siz cevap vermediniz. Sıkıştıkları zaman ifade belli. O zaman herkes FETÖ'yü övüyordu. Sorun o değil ki. Siz 1960'dan beri FETÖ'yü büyütüyorsunuz. Kesinlikle. Sürekli yanlarındaydılar. Yıllarca Fethullah'a hizmet ettiler. Darbeden sonra bir anda renk değiştirdiler. Çünkü bütün tinetleri ortaya çıkacaktı onların da. Şimdi Erdoğan'ın yanındalar, hükümetin yanındalar. Fethullah terörist. Fethullah zaten şey oldu yani, günah keçisi oldu. Fethullah terörist, Fethullah öyle. Sen öyle değil yani. Bunun bir nasuhi tövbesi gerek. Tövbe etsen bile sana itibar edilmez çünkü sen güvenilmez bir adamsın. Yani tövben olsa bile, Allah katında bir tövbe etsen bile sana yine itibar edilmemesi gerekiyor. Çünkü evet. Sen zamanında Fethullah'ı bu millete aşıladın. Bir kere senin vicdan azabı çekmen lazım. Onlarca insanı Fethullah Mehdi diye, müceddit diye onlarca insanın beynine bu şekilde enjekte ettirdin. Abi sen nasıl burada uyuyabiliyorsun? Evet. Konusuna geçelim şimdi, hızlıca vakit daralıyor. Yayın çok uzun olunca malumunuz millet izlemediği için hızlı hızlı geçiyorum konuyu. Bu ben Meşveret denen yapıyı Meşfeto diyorum. Bunların başında biliyorsun Alaaddin Başar. Evet. Efendim böyle Ağrılı Nusret öldü. Sonra Şener Dilek. Bunlar var. Evet. Bu isimler zaten Baylokçu, Abdullah Yüyücü gibi isimlerle beraber olduğunu basına ilan ettiler. Hatta videoları çıktı. Yani Baylok üçüncüsü, Abdullah Yüyücü. Bunların adamı hapisten çıkıyor. Yurt içi yasağı var. Çıkıyor. Nur Kasır diye yer yapıyor. Şu anda 400 bin takipçisi var. İstanbul'da bu Baylokçu Risale-i Nur dersleri yapıyor. Nur cemaatinin tamamı onun Baylokçu olduğunu biliyor. Hapisten çıktığını biliyor, yurt dışı yasağı çıktığını biliyor. Ama Sayın Çaşmaz gibi, hatta Yüz gibi adamları destekleyen, parlatan, Alaaddin Başar gibi, Şener Dilek gibi FETÖ'cülere itimat ederekten bu Baylokçuları yeniden Nurcuların abisi ilan ettiler. Burada sorun şu, zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Biz de diyoruz ki bu Baylok hükümlerini neden Nurcuların abisi ilan ettiniz? Ve neden bunları cemaatten atmıyorsunuz? Neden bu millete bunları anlatmıyorsunuz dediğimiz zaman ne diyor? Onlar tövbe etti. O zaman çıksınlar desinler ki biz tövbe ettik. Tabii. Zaten makbul olmaz, itibar etmeyiz bizim nezdimizde. Ama kanaat önderi gibi Nurcuların abisi diye çıkıp milyonlarca kitleyi arkalarına almaları zaten yabancı istihbarat servislerinin şişirdiği, büyüttüğü, yeniden pazarladığını çok açık gözlere gösteriyor. Peki bizim bu yayınlarımızın şöyle bir faydası oluyor abi. Bunu da söyleyelim. Yani kendi çevremiz, akrabamız, eşimiz, dostumuz, takipçilerimiz bu yapılardan uzak duruyorlar şu an. Bu bize ecir evet. olarak ahiret inşallah yeter. Fakat biz anlattığımız gibi, bu belgeleri yayınladığımız gibi bu yayınları dinleyen arkadaşlar da Allah rızası için susmasınlar. Bu FETÖ'cülerden hesap sorsunlar. Nurcuları Nurcu zannetmesinler. Bunlar FETÖ'cüdür. Nurcu maskesiyle size karşınıza geldiler. Uyanık olsunlar. Bir mümin bir delikten iki defa geçmez. Hadis-i sırrınca bu numarayı bir daha yemesinler. Bakın Uğur Akkafa FETÖ'cüsü, tarih veriyorum, 2020 tarihinde rahmetli eniştemi yanına alarak bir resim çekiliyor. O resmin altına Fethullah Gülen cemaati diye ilan ediliyor. 2020'de. Evet. Ve şimdi belki 50 bin ziyaret edilen Risale Ajans sitesinde 50 bin Risale-i Nur talebesi 2020'den itibaren Fethullah Gülen'i cemaat olarak okuyor. Nurcular'dan hiçbir Müslüman Fethullah Gülen bir cemaat değildir. Ey Uğur Akkafa, bu bir terör örgütüdür. Bunu tekzip et diyemiyor bile. Ne diyor? Hüsnü abiyle resmi var. O halde tamamdır. Yani bir teröristin, bir FETÖ destekçisinin
abilerden biriyle resmi olması ya da muteber bir resmi olması onu bir anda atlayıp patlamaz. Biz bunu da üstüne basa basa anlatıyoruz. Peki abi bir şey soracağım. Bir ara darbe bildirisi yapan 108 mi 109 mu ne amiral var. Evet. O amiraller bu bildiri yaptıktan sonra Nur Cemaati'nin okuyucu kolunun meşveret grubu basın açıklamasına bir meşveret karar açıkladı. Darbeye karşıyız, amirallere karşıyız dedi. Biz de meşveretçilere dedik ki siz sizinle alakası olmayan 108 amiralin darbe bildirisine karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da FETÖ'cülerin Risale-i Nur'a yapmış olduğu darbeye niye karşı çıkmadınız? Çıkmıyorsunuz ve berabersiniz dedik. Bildiriyi geri çekmek durumunda kaldılar. Kendilerine verdiği isim ise şu. Meşveret Divan Kurulu heyeti. Divan. Koltuk kanepede oturuyorlar. İsim de bu. Meşveret Divan Kurulu heyeti. Başlarında kim var? Orhan İlanöz. Evet. Öteki. Orhan İlanöz. Kim bunlar abi? Fethullah Gülen'in. Ben Simanya. Beddua seansında FETÖ'nün yanında oturan isim. Ben hatta devlete yetkilene seslendim. Allah rızası için şu millete Fethullah Gülen'in beddua seansında olan Nur talebiyle bir ismini kamuoyuna yayınlayın. Şu anda Nurcuların itibar ettiği Nur'dan haber sitesi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yanında beddua seansına katılan Abdurrahman Iraza'yı çocukları FETÖ firarasının değiştirmiş. O kiminle beraber? Rıza Derindağ, Dalkılıç'la beraber. O kiminle beraber de Hüsnü abi yanında poz gösteriyordu. Zaten FETÖ'cüler hep kanaat önderleri, siyasi liderlerin yanına yerleşirler zaten. Yani onların yanında fotoğraf verdi diye onlar masum olmazlar. Yani siz devlet bunları yargılamıyor diye kendi vicdani muhasebenizle yargılamamazlık yapmayın. Bunu net söyleyelim. Bunlara itimat etmeyin. İtimat etmek istiyorsanız bu suallere cevap isteyin. Çıksınlar kamuoyuna açıklama yapsınlar. Pensilvanya'da beddua seansında ne işiniz vardı? Oraya nasıl girdin? Bunun açıklamasını yapsınlar. Yani bize risale okumasınlar. Bize bunların hesabını versinler abi. Cemaatin, meşveretin en kritik görev yerlerine böyle Fethullah'ın beddua seanslarında bulunan adamları bizatihi yerleştirip ve bunun farkında olan insanların hala ses çıkarması artık bizzat ihanete bilerek göz yumduklarına delildir. Yani evet. Devletin kesinlikle, devlet zaten bunu yapabilir. Dediğin gibi o beddua seansına katılan kimler? Siyasilerden de dahil. Ama devlet bu kozlara girmez. Ya da kapsamlı bir mücadele yapılmıyor. Görüyorsun sen de. Fethullahçılar alenen apaçık geziyorlar geçen meydanda. Geçen bir ay önce işte Bülent Arınç ölen bir tane Nusret Muğla var FETÖ'cü. Evet. Bu FETÖ'cü öldüğü gün kamuoyuna çıktı Bülent Arınç, taziyede bulundu. Bu FETÖ'cü hakkını helal etsin, bu FETÖ'cü çok iyi bir insandı falan diye. Zulüm falan ben edildi dedi, evet evet. Tekrar olarak suç duyurusunda bulundum. Adalet Bakanlığı'ndan bana gelen yazıda dosyanın beklemeye alındığı söylendi. Yasin abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu adamları Fethullah devletti. Sakın devlet içinde devlet deme. Fethullah devletti. Sadece şahıs olarak müşahhastı. Sistem olarak zaten devletti o adam. Şimdi sen şimdi devletten mesela işte Adalet Bakanlığı'na yazıyorsun. Abi devlet bunlara el atmaz. Çünkü bunlar devlet zaten. Yani bu detayına kadar giremez. Biz istediğimiz kadar bağıralım. Uzakma suç duyurusunda bulundum. Ahmet Akgönül'e Yahya Alkan denen FETÖ'cü ölüyor. Ferrari ona diyor ki melek gibi insandı ama Gülenistlerin oyununa düştü diyor. Yani FETÖ demiyor, terör örgütü olarak görmüyor. Gülenist diyor. Ateizm gibi böyle bir görüş gibi anlatıyor. Kendisini, kendisini Allah rahmet eylesin. Kendisini zamanında, kendisi de zamanında Fethullahçıydı Ahmet Akgündüz. O zaman biz de şunu diyebiliriz. Sen de Fethullah'ın, Gülenistlerin kucağına düşmüştün. Kendisini Rotterdam Üniversitesi'ne bizzat yerleştiren Fethullah'tı. Katman katman seni götürdüler, en yüksek mevkilere çıkarttılar. Sen Fethullah'ın Mehdi ilan ettin, müceddit ilan ettin. Fethullah senden para desteğini keser mi? Manevi desteğini keser mi? Bu mümkün mü? Senin itibarın tamamen Fethullah'a yalakalık yapmaktan kaynaklı bir itibarın var. Yoksa senin cemiyette herhangi bir tarihçiliğin bile sorgulanması gerekiyor senin. Çünkü yalan belgelerle, yalan yanlış belgelere bir sürü belgeler yayınladı zamanında. Bu şekilde bu adam ortaya çıktı. Çünkü o dönemler biliyorsun Fethullah o zaman hani darbe olmadığı için her şey iç içe olduğun için o zaman Fethullah'a herhangi bir işte bir itibarı olan adam, herhangi bir metiye, herhangi bir kitap yazdığı zaman otomatik bu adamlar parlatılıyordu.
Bu adam bu şekilde parlatıldı. Ve Nurcular Mabeyni'nde Ahmet Akgündüz Nurcuların tarihçisi olarak ortaya çıktı. Ve adam hala tövbe etmiyor. Bir inat yapmış bir de. Sadece şey değil yani. Tövbe etse bile tekrar dediğimiz gibi İmam Rabbani'nin sözüne göre küfrü zahiren yapılan hatalar zahiren tövbe gerektirir. Kaidesi evet. Gereği bu adamın zahiren halka çıkıp vicdanen bir de vicdan varsa eğer Müslüman şuuru varsa eğer ben evet. Zamanında Fethullah'ı Mehdi ilan ettim, Gavs Kutubu ilan ettim, bütün milletten özür dilerim diye bir beyanat vermesi lazım. Yani 15 Temmuz 2020'de ne dedi? Bazı nur talebeleri ya da Müslüman fıkıhçılar, din alim geçinenler FETÖ elebaşı için ve FETÖ'cüler için mürtet diyor, kafir diyor, zındık diyor, münafık diyor. Buna reddiye verdi ya açık açık. Hem de 15 Temmuz'da yani. Çıktı dedik ona dedi kafir diyemezsin, zındık diyemezsin. Münafık bile diyemezsin dedi FETÖ için. Kesinlikle abi dolayısıyla, evet doğru. Yeni nesil bunları bilmiyor. Anlatan yok. Sen bugün okuyucuların, meşveretin gruplarına, evlerine, Risalet ayağına gitsen bu mevzuları soramazsın bile, konuşamazsın bile. Anlatmazlar. Ben bununla ilgili birkaç kişiyle ses kaydı falan da aldım, telefonla görüştüm falan. Neler ne oyunlar çeviriyorlar. Yani sıkıntı şu. Hani farazı tamam bunlar terör örgütü. Ama itikadı bozuyorlar. Milleti imanını bozuyorlar. Yani Risale gösterip başka bir şeyi ortaya koyarak da üstadı kullanarak da milletin itikadını bozarak da dinden çıkarıyorlar. Problem bu. Kesinlikle. Risale-i Nur'da yapılan binlerce... imanıyla oynuyor. Problem kesinlikle. Bir Risale-i Nur'da yapılan binlerce tahrifatı zaten biliyorsun kitaplar dolusu artık yani ortaya çıkarmaktan başı ağrıyor insanın. Çünkü sürekli nüshaları karşılaştırıp tahrifatları görmek, sözler yayın evinde, ya, tenbirlerde... Beni biliyorsun, ben yıllardır Enver okuyorum. Fakat 2015 ile 19 yılları arasında Ümit Şimşek'in, Sait Yüce'nin, Mehmet Fırıncı'nın ortak el karıştırmasıyla beraber güvendiğim dedim Envar yayınlarında baştan sona kitabı yeniden yazmışlar. Belgeleri anlattı. Risale'yi değiştirmişler. Satırları, cümleleri, her şey. Mesela Risale'de ve bil ahireti yazıyor. Hani ahireti iman konusu. Ahireti Arapçaya silmişler. Bil ahireti demiş. Ya o zaten ben bir şey söyleyeyim mi? O tahrifatları bunlar, ben de görüyorum. Ben onların cahilliğiyle alakalı görüyorum. Niye? Çünkü yapılan kelime tahrifleri tamamen cahillikleri cüz'i kelimesine cüz'i yazmışlar dedi. Bilahire kelimesine bilahare gibi saçma sapan manalar vermişler. Ben cahilliklerinden... Abi bir cümle var. O cümleyi öyle kabul edersen itikadın bozuluyor Risale okurken. İşte onu söyleyeceğim ben de. Hani ben bunlara artık pek takılmıyorum. Çünkü bir sürü var artık. Yeter dedim. Ben itikade taalluk eden tahrifatlara özellikle bizzat özellikle İşaratül İcaz eserinde zaten itikatla alakalı evet. Bir kitap. Orada yapılan tahrifatın haddi hesabı yok. Yani orada bir kısım Nasaralar gibi sadece Nasara geçmesine rağmen bir kısım diye ekleyip Hristiyanların bir kısmını yani, kayırmak. Durmuştu bir kısmı cehennemdir gibi böyle. Tabii. Abi bir de geçmiyor. Orijinal aradım. 1960 Ankara baskısı İşaretül İcazı Devlet Matbaasından buldum. Geçmiyor. Vukufi fi nifaki bil itikadil batili kesaf satan Nasara. Arapçası bu şekilde. Yani batıl bir itikada düşen ehli Nasara'dır diyen üstad Hayrat Vakfı aynı şekilde tercüme etmiş. Arapça hocalarımıza bizzat tercüme ettik. Adamlar bir kısım diye eklemişler. Sen nasıl bunu yaparsın? İşte dediğimiz ya, gibi diyalog fikriyatı. Bunu bugün Diyanet'in fetvasını beğenmeseler bile bunu Diyanet'e bile sorsalar bunun batıl olduğunu Diyanet müftüleri de söyler. İşte adamlar üstadın risalesi üzerinden bunu yapıyorlar. Sokaktaki dini bilmeyen avam bir mümine de sorsan bu bir kısım meselesinde sapıklıktır der. Tabii ki. Sen tutuyorsun böyle bir batıl inancı Bedzoman gibi bir zatın kitabına tahrif ederek koyuyorsun. Zaten o bir kısım üzerinden dinler arası diyaloğuna devam ettiler ya. Temel oradan geldiler. Tabii ki. Zaten üstad vefat ettikten sonra Türkiye'ye üstad 1960'ta vefat ediyor. Türkiye dinler arası diyalog fikriyatı 1962'de girdi. O zamanlar yeni yeni Türkiye ilk defa tanıştı diyelim dinler arası diyalogla ve bunu nasıl yapacaklardı abi? Yani dinler arası diyalog o zaman ortada meydanda bir cemaat de yoktu. 1960-62 yıllardan darbe yıllarından bahsediyoruz. Bediüzzaman vefat etmiş ve yaklaşık neredeyse 500 bine yakın talebesi var. Dinler arası diyalogu nasıl getirecektiler? Hangi cemaate götüreceksin? Süleymancılar o kadar yoklar.
İsmail Ağa o kadar yok. Nurcular var işte tam. Merkeze oturttular ve Nurculardan dinler arası diyalog fikriyatını Nurcular üzerinden yürüttüler. Ve başarılı da oldular. Düzgün bir itikat, düzgün bir fıkıh bilgisi olmadığı için bu zofeyi çok rahat yuttular. Tabii ki. Yıllarca üstada işte İsevi Müslümanlık, işte bazı meselelerden dolayı üstada kızanlar oldu, reddiye yapanlar oldu. Bu insanlara bazen hak veriyorum. Çünkü adamlar Risale-i Nur'ları değiştirmişler. Dediğimiz gibi bir kısım diye eklemiş. Sen böyle anlatırken ben kendimi ayrı tutmuyorum. Ben de 2011'li yıllarda Dinlorosu Diyalog'la alakalı Risale-i Nur'da bir çalışma yaptım. Kendim yaptım, derleme yaptım. Dedim ki herhalde üstadın dedikleri bu cümlelerden dolayı diyalog yapıyorlar. Ama ben 20'li yaşlarda yaptığım bu çalışmaya bir baktım ki ileride ulan biz Risale-i Nur'dan tahrif edilmiş, Risale-i Nur'un bu cümleleri tahrif edilmiş, biz tahrif edilen Risale-i Nur cümlelerinden diyaloğu savunmuşuz. Ama aynen öyle. Benim oradaki 5 senelik ya da 10 senelik itikadımı bozmalarının hesabını kim verecek? Yani bunun bedelini kim ödeyecek? Ben benim ahiretimi oynadım. Faraza ben sizin içinizdeyken o itikatla ölseydim, kendimi Müslüman bilirken gevur olarak kalkacaktım onu. Aynen öyle. Cehalet İslam dininde özür değil. Allah cehaleti kabul etmiyor. Akıllı, zekan varsa diyor, öğreneceksin diyor yani. Tabii ve, işte. Ve ben Uğur Akkafa'nın yanındayken onu da yayınladım ya, dinler süt yoluğa savunuyordu. Bizzat savunuyordu. Yoluğa karşı çıkan Müslümanlar da saftirikler diyordu. Fethi Partisi'nin evet. Hocası bilmiyor. Siz mi biliyorsunuz saftirikler? Net yani gerizekalı gibi davranıyordu. Ve hala bu sözün arkasında bizim Şemsettin abi Afyon'un arıyor Uğur'u. Bak bu sözüne reddiye ver diyor. Bak sana üstünü zannetmek istiyoruz. Kim ne derse desin diyor. Biz yukarılardayız. Yukarılarda rüzgarlar farklı esiyor diyor. Ben Fethullah Gülen'in aleyhine konuşmam diyor. Hala da konuşmam. Sonra mektepte rüyasını anlatıyor. Diyor ki ben rüyamda diyor Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerini gördüm. Bana kendi ayakkabımı çıkardım. Uğur Akkafa evladım benim ayakkabımla yürü dedi diyor. Ve Fethullah Gülen rüyalarıyla Nur Mektebi'ndeki gençliği motive ediyor. Nur Mektebi'ne parayı veren kim diye bakıyorum. Finans kaynağı da Sedat Peker. Sedat Peker yazıyor Uğur hocam diyor. Seyda abi vesilesiyle size ulaştım diyor. Bir kabul buyurun diyor. Bak Sedat Peker gibi bir mafya doğrudan doğruya Uğur Akkafa'ya ulaşamıyor. Aracı koyuyor. Sana yardım etmek istiyorum. Finans aracısıyla sana medya yazıyorum diyor. Yani adamın FETÖ katında rütbesine bakın. Bir mafya bile doğrudan doğruya ulaşamıyor mektupla haberleşiyor Uğur'a. Bunu ben yayınladım. Ve bunu Türk milletine gösterdik. Belgeleri yayınladık. Hesap sorun dedi. Ama ne yapacaksın abi? 1 milyon takipçisi var. 2 milyon takipçisi var. Bekir Develi abi menzildi. Onunla program yaptı. Falanla program yaptı. TRT'ye de çıktı abi. Cevaplar bu. Beyinler, kıyaslamalar bu hale düşmüş. Yani sen istediğin kadar şeriatı anlat, İslam'ı anlat, misaleden deliller getir, adamların umuruna değil ki. Bir tane resim var, Bekir Develi ile program yaptığına göre o zaman bu adam ehli cennettir. Cennetle müjdelenmiştir ya. Ne diyorsun? Baba buraya Allah hidayet versin. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Kesinlikle hala daha itibar görüyor. Özellikle o Uğur Akkafa. Ben onu yıllar önce, ben ondan çok sonra haberdar oldum. 2016 yılında falan. Sen ama hatta Türkiye'deki bütün okulların başında o var abi. Evet şu an... Osman Yeken, Adana Onur, Kaplan, her bir FETÖ yapısının başında o var zaten. Evet. Hala da savunuyor. Risale Ajansı'na git, onlar diyor Risale-i Nur'a bir kötülük yapmazlar diyor. Hala savunuyor şu anda. Yapma işte abi, diyorum ya. Diyorum ya hani gerçekten adamları artık avluk altına almışlar. Adamlar artık bunu benimsemiş. Yani benimsemiş. Bu adamlara itibar eden adamlara aslında ben üzülüyorum. Ya bir insan itibar ettiği insanın itikadına, geçmişine bir gerçekten göz atar. Bizim milletimizde bir tabiri caizse öyle bir itaatlik var ki, yani şahsperestlik var ki bir insana yapıştığı zaman hiçbir şekilde hatasını görmek istemiyor ya da evet. İki tane fitne var zaten. Ya hiçbir hatasını görmek istemiyor ya da bir adamı kötülediği zaman bütün doğrularıyla beraber kötülüyor. Milletimizin hayır, genel abi. Hastalığı. Evet. Burada tabii yayını kısa keselim artık. Kapatacağım çünkü daha bunu montajda YouTube'a da atacağım. Tabii. Bir soruya geliyorum abi. Şimdi Nurcuların okuyucusuna, meşveretine, her şeyine eleştirdik. Şimdi ben bu yayını dinleyenler bize şunu soracaktır. Ya peki Risale-i Nur öğrenmek istiyorum ben. Doğru kaynaklardan doğru bilgi edinmek istiyorum.
Yani herkes de bozuksa biz nereye gidelim derlerse onlara neyi tavsiye edersin? Çözüm nedir? Şey olarak, cemaat olarak mı, kitap olarak mı? Ya abi yani adam şimdi dinledim. Sana orada sevgim var. Öğrenmek istiyorum. Sıfır kafayım ben. Sana da itibar şöyle ettim. Beni nereye yönlendirirsin? Ne yapacağım ben şimdi? Abi bu soruyu şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey abi, ben açıkçası yani hani Hüsnü Bayram abinin geçen bir sözü vardı ya. Hasbel kader, evet, farklı gruplar oluşmuşsa da ben hiçbir gruptanım diyor. Ben de bu şekilde amel etmeyi kendime daha doğru ama olarak görüyorum. Bir gruptanız ama birine bir kaynak vermemiz lazım. Tabii tabii, kaynak olarak verilmek gerekirse eğer gerçekten Fethullah'a bulaşmayan bir nurcularla hareket etmek istiyorsanız Hayrat Vakfı bizzat örneğidir. Yani bunu, evet, onların hataları da olsa biz bunu söyleyebiliyoruz hataları bugün. Tabii tabii, hataları da var. Şöyle bir sıkıntı var. Hayrat malum şu anda genişledi, yardım kuruluşları bilmem neler, evet, yaparken, evet, ben şunu gözlemledim. Bazı şimdi FETÖ'cülerin de Hayrat üzerinden işte yardım vardım olayına hareket ediyorlar. Hatta bir tanesi geçen bir işaret. Evet, işaret ettik. Ne demişti Hayrat'la, dedi işte İdlib bilmem ne yapacağız filan dedi. Biz ortaya çıkardıktan sonra Hayrat Hikmet Hocaoğlu'na deşifre etti ve dışarı attı. Ama bu bir tanesi. Bunun gibi kendini belli renkleştirenler gelebilir. Biz burada o zaman ne yapıyoruz? Abi? Kitabı olarak tavsiye ediyoruz. Yoksa evet, olarak sistem olarak onları da eleştirdiğimiz yönler var. Yani herkesi de cemaate almayın yani. Bir bakın, tabii tabii. Zaten öyle. Hani ben bizzat eleştiren birisiyim. Gerek siyasi olarak, gerek susmalarından dolayı, yani susmalarını hala eleştiriyorum. Yıllarca, evet, bak biz mesela şu an vakıfız ya bunlara. Hayrat Vakfı'nın işte Hüsrev Efendi'nin talebeleri falan bu meselelere çok çok vakıftı. Yine şu an uzman ya. Tabi tarihçi hayatta Hayrat Vakfı'nın yayınla orada 274 tane belge var bunlarla ilgili belki. Binlerce, bir sürü belge var. Hayrat Vakfı sadece şu, mücadeleye girmiyor. Biz diyor köşeye çekilmek istemiyoruz. Bize de pislik bulaşır. Yani biz de zarar görürüz. Vermeyeceğim. Abi bana telefonda diyor ki, Hayrat Vakfı'ndaki sorumlu bir abi, siz diyor şovu seviyorsunuz diyor. Medyatik olmayı seviyorsunuz diyor. Biz diyor sizin anlattığını biliyoruz zaten diyor. Ben de dedim ki tamam, biz şovu seviyorsak, medyatik olmayı seviyorsak, siz de sevmiyorsanız biz susalım, siz anlatın. Aynen. Siz anlatın arkadaş. Anlatın ki millet... Anlatın millet, çünkü onlara tabi oluyor arkadaş. Yani gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Yani bu bir düsturdur. Sizin bu hakikatleri çıkıp anlatmanız lazım. İlla gidin kaos şeklinde anlatmayın. Yani kitapla anlatın, ne bileyim yayınlarla anlatın, yapılan yanlışları. Mesela Risale-i Nur'un orijinalleri sizde. Hüsrev Efendi bizzat kendi elleriyle ya yazmış basit, orijinal. Hayrat Vakfı bir açıklama yapsa, dese ki köşk, hayalhanem, bunlar nurcu bizden değildir. Deseler bak, tabii, bizim gibi yapmasın. FETÖ'cü demesin. Bizden değildir. Bunlar nurcu değildir desin. O bile yeter onlara. Yeter tabii. Ben de buna kızıyorum. Yani Hüsnü Bayram abi her ne kadar bunları nurcu olmadıklarını söylese de yetmiyor ki. Yetmedi işte, yetmez gördük. Abi, şu anda ben sana bir şey söyleyeyim. Hüsnü abi Allah rahmet etsin. Eniştemiz 18 Nisan 2021'de vefat etti ya. Evet. Vefatından 6-7 ay sonra bu Enes Kara intihar meselesi olmuştu. Evet. Enes Kara intiharının sorumlusu Hüsnü Bayramoğlu abi ilan edildi. Evet, biliyorum. Meşveret'ten ona direkt bağlandı. Ne alakası var? Meşveret'e de karşı bir dünya reddiyesi. Geçen ses kayıtlarını yayınladı Hüsnü abi. Evet, gördüm. Vakıflara böldünüz, bilmem ne yaptınız. Allah kadın şikayetçiyim. Bunları niye gizlediniz siz cemaatten? Hala gizliyorsun. Ben ifşa ettim. Yeni okuyordu. Feryat ediyor. Allah şikayetçiyim diyor. Hepsi. Ne feryatları var? Ben de diyorum ki, hatta Hayrat Vakfı Enes Kara konusunda açıklama yaptığı zaman, evet, ben de ona şey yaptım. Bütün cemaat, bütün nurcular bak kendilerine dokunacak diye mesele. Hemen açıklama bizzat Hayrat Vakfı'ya, yani böyle mühim mevzularda dava elden giderken hiçbir açıklama yapmayan Hayrat Vakfı bu meselelerde kendisine dokunacak diye Enes Kara meselesi hemen anında ertesi gün bildiri yayınladı. Arkadaş bu hassasiyeti, tamam güzel, bu hassasiyeti aynısını davanın ihanetleri noktasında da gösterin ya, ki millet aydınlansın. Hazreti Peygamber'e dil uzatıldığı zaman da çık reddiye ver. Hazreti Adem ve Havva annemize dil uzatıldığı zaman da reddiye var. Hazreti, evet, Peygamber'e hakaret edildiği zaman da reddiye ver. Niye Enes Kara?
Evet, doğru. İşte Yani abi. İslamiyet'e kim saldırırsa, İslam'ın aleyhine kim konuşursa çık sen reddiye ver. Yani bu millet sorularla Risalet sesi, sorularla İslamiyet sesine bakıyor. FETÖ'ye ait. Sen böyle bir şey yap. Sen böyle bir şey yap. Millet burada doğruyu öğrensin. Yani benim en büyük orada takıldığım nokta bildikleri doğrular kendi içlerinde. Ümmeti Evet. Muhammed'e anlatmama gibi bir özelliklerim var. Evet, kendilerine dediğin gibi çekilmişler, anlatmıyorlar. Yani mücadele yok tabiri caizse. Sadece çekilmişler ama dediğim gibi yani bu yanlış bir politika. Her zaman söylüyorum, kendi üzerine de bizzat söylüyorum. Yanlış bir politikadır. Yani en azından bunu tarihçeye hayatla kalmıyor bu. Çünkü bu insanlar tabiri caizse taife taife köşklere kayıyor arkadaş. Sen madem Nurculuğun davası, Nurculuk davasının aslını muhafaza ediyorsun. Hem Risale-i Nur diyor, hem imanınız kurtulacak diyor, hem arkasına osuruyor abi. Tabii Tamam mı? tabii. Bir muhabbeti var zaten dolu. Tamam mı? Bir dünya şaklabanlıkları var. Cem Yılmaz'ı geçmişler. Şimdi bu nesille biliyorsun TikTok gençliği olmuş yani. Adamlar ciddi manada iman hakikatını öğrenmek yerine böyle abuk subuk tiplerden peşine takılıp hem dünya olsun hem ahiret olsun hem şeytanı razı edelim hem melekleri razı edelim kafasında buraya kolay kayıyorlar. Benim üzüldüğüm nokta şu. Hani üstad diyor ya karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri gökleri yükselmiş. İçinde evladım yanıyor. O yangını söndürmeye çalışıyorum. Şimdi siz görmüyor musunuz bu kadar neslin, çoluk çocuğun imanı yanılıyor. Ve siz niye müdahale ettiniz? Bizim buradaki feryadımız, bizim buradaki sesimizi yükseltmemiz, bizim buradaki muhalefetimiz bu. Allah bunlara selamet versin. Allah bunların gözünü Amin. açsın. Allah bunları cesaretlendirsin. Hani imandan gelen cesaret ile o imanı elde edip bunlara karşı meydan okusunlar. Ümmeti Muhammed'i uyandırsınlar inşallah. Tayfur İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Son sözlerinizi alalım inşallah. Allah razı olsun abi. İşte bu konuda işte ses çıkaranların sayısı yükseldiği müddetçe biz muvaffak olacağız. Yani yavaş yavaş bizim takipçilerimizden tutun. Birçok insan bu konularda yıllardır bak biz gerçekten bahtiyar hissediyoruz kendimizi çünkü ben 2010 yılında bunları anlattığımda bana deli diyordular. Gerçekten öyle, bana deli diyordular. Yani millet o zaman lise yıllarında anlatıyordum Fethullah fitnesini ve Bekir Berk meselelerine o kadar vakıf değildim ve Fethullah anlatınca deli diyordular ama bu şimdiki zamanda insanların bilinçlenmesi aslında bizi bahtiyar hissettiriyor. İnşallah cemaatler ve vakıflar olarak bir şuur çalışması yapılırsa bu Fethullah ve fitnesi ve Fethullah'ın artıkları yani bıraktığı bütün artıklar da deşifre ve ifşa edilirse bu mesele kapanacaktır diye Abi, umuyoruz. şunu söyleyeyim son olarak. Eğer onlar bunu yapmazsa biz Bir... yakında kendimiz yaparız bu işi. Abi şöyle bir şey var. Bakın şunu da söyleyeyim. Eğer bu yapılmazsa bir darbe daha olursa bunlar o darbeyi yapacak. Başka kimse yapamaz başka darbeyi. Doğru. Bunlar yapacak. Çünkü bunların hala bir sürü bağlantıları var. Hala finansmanlar, bu adamlar parayı nereden buluyor zannediyorsunuz? Ve yani 3 milyon, 5 milyon izlenen videolarından mı bu paraları kazanıyorlar? O kadar köşklü, şatafatlı köşkleri. Onlar bot şişme. Kesin. Ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin. Bu Amin. davada davamızı hakkaniyetle savunmayı ve bu şuurda olmayı cümlemize nasip etsin diyelim. Hayırlısı, çok teşekkür ederim. Kıymetli Rica arkadaşlar ederim. sizlere dinlediniz. Lütfen bu yayınları paylaşın. Bize itimat edin demiyorum. Kendiniz araştırın. Kendiniz sorgulayın. Sonuç Cenab-ı Allah ayette akletmez misiniz, düşünmez misiniz diyor. Biz size başta söyleyelim. Bizler Risale-i Nur'u seviyoruz. Bizler Bezman Hazretleri'ni seviyoruz. Bizler onun yolunda giden insanları seviyoruz. Bizler size düşman değiliz. Bizler dostuz. Biz gerçek dostuz. Ama diyoruz ki FETÖ terör örgütü ve FETÖ'cülerin elinde Risale-i Nur'u bırakmayın. Üstadın mirasını bırakmayın. Bu kitapları istismar ederek milleti dinsiz, imansız yapmalara göz yummayın diye uyarıyoruz sadece. Yani kendimizi de bu şekilde açık ifade ederim ki karşı taraftaki bizi Nur düşmanı, Nur muarızı gibi tanıtıyor. Ona da ayar oluyorum yani. Bunu da söyledik. Bırak söylesinler abi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Aleyküm berekatuhu. selam abi görüşürüz Allah'a emanet.